İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer hocamızın katılımıyla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Fikret Bey nasılsınız? Selamünaleyküm. Siz nasılsınız Adnan Bey? Teşekkür ederim. Kazandan, Sincan'dan, Eryaman'dan, Polatlı'dan, Bala'dan, Haymana'dan, Çubuk'tan, Kayaş'tan, Kalecik'ten, Irmak'tan, aslanım bir de hep ele çektikleri kaldır. İkileri bir geri. Postak postak yarı yarı. Çapraz çapraz yarı yarı. Yarı koçum yarı yarı. Fikret Bey, dinliyorum. Merkezi Amerika, Texas'ta bulunan Amerikan haber sitesi Daily Dot bugün tarihli haberinde sizin saldırıyla ilgili, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyla ilgili söylediklerinizi teyit etti. Haber şu şekilde: Facebook hesaplarından IŞİD savaşanlarıyla bağlantıya geçtik. Atatürk Havalimanı'na yapılan bombalamanın onlara ait olmadığını, bombalama bize ait değilse ondan bahsetmeyiz diyerek kabul etmediler. IŞİD'in yaptığı eylemleri haber yapan IŞİD bağlantılı kaynaklar Atatürk Havalimanı'nda yapılan eylem hakkında olayı üstlenen açıklamada yapmadılar. Ayrıca haberde bağlantıya geçilen iki IŞİD militanının PKK'yı suçladığı ve bu sene başındaki İstanbul ve Ankara'daki iki ayrı eylemi de PKK'nın yaptığı belirtilmiş. Ya kardeşim, ne diyorsam o. Ne diyorsam o. Bak, yavaş yavaş dilleri çözmeye başladı. Net. IŞİD'le alakası yok, biliyorum. Açıklayayım demiştiniz. Bugün hemen açıklamak geldim. Tabii. Onlar söylemese bile söyleyeceğimi biliyorlar dediniz. Açıklayacaklar demiştiniz. Yani evet. Rica ediyoruz yani bir an önce açıklamalarını. Sevgi dinçleştirir diyelim. Diyorlar ya, bitkiniz yorgunuz falan, sevgisizlikten oluyor. Sevgi dinçleştirir. Sevgi dinçleştirir diyoruz. Ezan okunuyor. Evet. Kısa bir ara verelim o zaman. Kısa bir aralardan tekrar beraberiz inşallah. Yayınımıza devam ediyoruz. Bizi yeni bir felakete çekmek istiyorlar.
Önce Türk milletini homoseksüel alıştırmak istediler. Biz çıktık. Yapamadılar. Darwinizmi alıştırmak istediler. Türkiye'nin %80-90'ını Allah'a çok şükür kurtardık. Başaramadılar. İmansız yapmaya kalktılar. İman hakikatleriyle, Kur'an mucizeleriyle bunu da engelledik. Şimdi de bizi Müslüman öldürmeye alıştırmaya çalışıyorlar. Biz Müslüman öldürmeyiz. Öldürttürmeyiz de. Öldürttürmeyiz. Cinayete imkan vermeyiz. Bir Müslümanı öldürürsen bütün kainatı öldürmüş gibi oluruz. Ne Musevi öldürtürüz, ne Hristiyan, ne Müslüman. Hiçbirine müsaade etmeyiz. Kan istemiyoruz. Damla kana müsaade etmeyiz. İnsanların burunlarının kanamasına dahi müsaade etmeyiz. Deccal kan istiyor. Biz de kanı durduracağız. İnşallah. Şeytan kan istiyor. Şeytanı kendi kanında boğacağız. İnşallah. İlimle, irfanla. Mehdi'nin ayaklarının dibinde diyor. Şeytan ölür diyor. İnşallah. Alenen görüntü haline geliyor. Yani böyle ölüyor. Ondan sonra kan duruyor. Şeytanın dünyadaki yenilişidir Mehdiyet. Bak şeytan nerelere geçirmiş. Vatikan'ı da ele geçirmiş. Oralarda at oynatıyor. Deccaliyet bak nerelere hakim olmuş. Papayı ne hale getirmişler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Her bir Müslüman Türkiye'de çok değerlidir tebliğci olarak. Dünya öğretmenidir Türkiye'deki Müslümanlar. Tayyip Hocam da Mehdiyet uslubuna geçti. Bak bütün İslam ülkelerinden barışma, makul yaklaşma, sevecen yaklaşma, özür dilemek, affedicilik, nezaket, Mehdiyet'in uslubudur. Güzel gidiyor. Mısır'la da barışalım. Mısır bizim kardeşimiz. Mısır halkının hiçbir suçu yok. Hükümetin zulmü ayrı. Ali İmran Suresi 35. Bu ayetin dökümü bana gelsin rica ediyorum. Bir de benim Kur'an mealinin teknik dökümüyle ilgili bir kitabım var biliyorsunuz hazırlıyorum. Ama bu bayram arası olduğu için baskısı herhalde uzayacak gibi görünüyor. Onu biraz hızlandıralım. İnşallah. Önemli. Meal değil benim kitap. Yani ben olduğu gibi sözlükteki neyse karşılığı onu aldım. Meal değil. Yani kelime kelime. Bu kelimenin karşılığı bu. Bu kelimenin karşılığı bu. Arapça sözlükte neyse karşılığı o. Evet. İza kalet demişti İmratu İmrana, İmran'ın kadını. Rabbi, Rabbim, inni muhakkak ki ben nezertu leke, senin için adadım. Ma fi batni, karnımda olanı. Muharraran, hür olarak. فَتَقَبَّلْ مِنِّي artık benden kabul et. اِنَّكَ muhakkak ki sen اَنْتَ اَسْسَمِيُوا الْعَالِمُوا sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Evet, Müslümanlar hür oluyorlar. Kur'an onu gösteriyor. Çünkü Kur'an dışında yaşandığında sokağın, insanların, dünyanın binlerce geleneği,
binlerce örfü, binlerce ahlak kaidesi, binlerce inanışı var. Gençler onun içerisinde mahvoluyorlar adeta, büyük bir bölüm. Ama Kur'an'da sadece Kur'an'ın emrettikleri var. Onun dışında alabildiğine hürsün. Bir avuç haram var, çok az. Onun dışında her şey helal. En büyük hürriyet İslam'dadır. Cahiliyenin kuralları o kadar boğucudur ki. Mesela bak Amerikan askerlerinin böyle sürekli intihar etmesi nedeni kuralların boğuculuğudur. Mahvoluyorlar o kural boğuculuğu içerisinde. Anlat anlat bitmez. Yasaklar, kurallar. Ya kardeşim bu 200 yıllık süre içerisinde bunlar nerelere yayılmışlar ya? Nerelere? Hükümete el atmaya kalktılar Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin. Tayyip Hoca fark etti. Bayağı tedbir aldı. Son zamana gelişmeler onunla ilgili. Bak papalığa el atmışlar. Her yere el atmışlar. Pakistan avuçların içine düşmüş. Hindistan. Bangladeş. İlgileniyorsunuz değil mi yavrum? Tamam. Gecesinde Ayasofya'da Kur'an okundu. Bunun Mehdiyet'e bir işaret manası olabilir mi? Ayasofya camilerden bir cami. Bütün camilerde Kur'an okunuyor. Ayasofya olayını çok büyütüyorlar. Ayasofya bugün açılsa, namaz kılsa Müslümanlar hiçbir şey değişmez. Yani kalplerin değişmesi, imani derinin gelişmesi önemli. Darwinist, materyalist eğitim Türkiye devam ettiği müddetçe Ayasofya'yı sen açsan olur, açmasan ne olur? Yani okullar ne hale geliyor? Düşünün. Okullar ne hale geliyor? Sen bir camide Allah'tan bahsediyorsun ama yüz binlerce okulda Allah'ın olmadığı anlatılıyor. Milyonlarca talebeye her gün Allah'ın olmadığı anlatılıyor. Tesadüflerle yaratıldığımız anlatılıyor. Haşa. Çamurlu sular vardı diyor. Orada tesadüfen hücre oldu. Gelişti. Maymuna benzer bir şey oluştu. Sonra da biz olduk diyor. Adem, Havva böyle şeyler yok. Peygamberler de yok. Allah da yok haşa. Kainat tamamen tesadüflerle oldu diyor. Yani yediğimiz meyveler, sebzeler, insanlar, çocuklar, hayvanlar, kainattaki bir düzen, sistem, bu simetri, altın oran, hepsi, şu matematik mükemmellik tamamı tesadüfen oldu diyor. Nerede diyor? Ortaokulda, lisede ve üniversitede diyor. Hangi derslerde? Tarih dersinde, felsefe dersinde, sosyoloji dersinde, psikoloji dersinde, bak, psikoloji dersinde de var, strüktür dersinde. Olmayan ders yok gibi. Geceli gündüzlü bu anlatılıyor ve gariban bazı Müslümanlara söylüyoruz, duyuyorlar. Ya soruyor, nerede ya diyor Darwin diyor, arıyor odanın içinde. Ben göremiyorum. Hristiyanlar daha titizler Darwinizme karşı tavır almada. Müslümanları İngilizler acayip bağladılar. LSE'de şu bu falan üniversiteler, Türkiye'de de İlahiyat Fakültesi'nin de öyle. Hocaların, alimlerin büyük bir bölümü Darwinist oldu. Çıkıyorlar zaten görüyorsunuz televizyonlara. Göğsünü gere gere ilahiyat profesörleri Darwinizm anlatıyor. Allah razı olsun. Siz varsınız hocam. Maşallah vesile oldunuz. Yerle bir oldu. Maşallah. 1970'lerde %80'di inananların sayısı. Şimdi %90 inanmıyor maşallah. Burak nasılsın? Bakayım hocam siz aldınız. Teşekkür ederim. İzleyiciler diyor ki ya onu da sanki oynamak isteyen bir vay ben de katılıyorum yani olabilir hakikaten.
Bir anadan dünyaya gelen yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gömderdiğini, görünce dünyaya gömderdiğini. Kimi böyük, kimi böcek, kimi bu, kimi böyük, kimi böcek, kimi bu, bunlar nedir, nedenini sordun mu, bunlar nedir, neden diye sordun. Vade çekmil olup ömrün dolmada, vade çekmil olup ömrün dolmada, emaneti, emaneti almada, emaneti, emaneti almada. Ömrünün bağını gülü solmadan, ömrünün bağını gülü solmadan, varır bir zamana ihlal edin mi, varır bir zamana ihlal edin. Geçtiğimiz salı akşamı Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki terör saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Ürdünlü kardeşimiz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece saldırıda şehit olanların sayısı 45'e yükseldi. Allah vermesin, daha da artabilir. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Ailelerine Cenab-ı Allah sabrı cemil nasip etsin. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma imkanı vereceğiz dedi Adnan Bey. Siz bu konuda söylüyordunuz. Daha yeni söyledim. Evet. Başında misafir bereketiyle birlikte gelir demiştin. İç ve ekonomik kriz etkilerini. Tabii ki, tabii. Ne güzel nurlu insanlar. Hoş geldiler, sefa geldiler kendi vatanlarına. Hepsi kardeşimiz, hepsi vatandaşımız inşallah. Bak Fethullah Gülen, Mehdi ile ilgili ne diyor? Mehdi insanların hidayetine vesile olan zat demektir. Şahsı manevi demiyor bak. Evet. Zat.
öteden beri müceddit ve attap durumu içinde çok mehdiler gelmiştir. Şahsı maneviler değil, bak şahıs gelmiş. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayetine vesile olmuş, vazife yapmış gitmişler. Kim? Bu zatlar. Şahsı maneviler gelmemiş. Cenab-ı Hak makamlarını cennet eylesin. Tabii ki ahir zamanda hadiseler böyle karışık ve girift olunca daha büyük zatların zuhur etmesi gerekiyor. Şahsı manevi değil. Allah'ın lütfunun ifadesi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davasını temsil edecek, yani Muhammedilikle zuhur edecek, Muhammed Mehdi esasen bir şahsı manevi temsil edecek. Bak bir topluluk olacak diyor bir şah. Onu temsil eden, temsilci olarak böyle bir şahıs ortaya çıkacak diyor. Bir şahsı manevinin başına geçecek. Bu şahıs diyor, bu şahsı manevinin başına geçecek. Bu şahsı manevinin misyonları olacak. Bu misyonlar İslamiyet'e hizmet, tefekkül etmiş, üstlenmiş bulunacak. Evvela zuhur ettiği yerde, sonra önce İstanbul'da. Sonra cihanın her parçasında Hakikat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın şahbal kanat açmasına vesile olacak. İşte dua ediyoruz, Allah'ın lütfunu bekliyoruz. Tecessüm etmiş, göz önüne gelmiş görünen bir lütfu ilahi olan Mehdi'den lütfedeceğini intizar ediyoruz. Ümit ederek bekliyoruz Mehdi'nin çıkışını diyor. Kardeşim Ayasofya'nın açılması tabii ki güzel. Ama hiçbir şey değiştirmez. Açılır, ne olur biliyor musun? Sabah açarsın. Ağzına kadar dolar. Ertesi gün 4 kişi gelir namaz kılmaya. İmam, müezzin bir de 2 kişi. Camilerin halini görüyor musunuz? Bomboş. Yani ağzına kadar dolması lazım. Türkiye 80 milyon. Bomboş camidir. Niye? Darwinist eğitim var. Materyalist eğitim var. Sen orada Ayasofya açıyorsun ama öbür yerde Darwinist eğitim devam ediyor. Yani Allah inkar ediliyor. Sen camide salavat okuduğun anda orada adam tesadüfen nasıl Allah olmadan kainat yaratıldı? Haşa, onu anlatıyor. Sen ezan okurken o orada Darwin'in öğretilerini anlatmaya devam ediyor. Nasıl Allah yok, haşa. Nasıl peygamber yok, onu anlatıyor. Bir iki görüntü vardı Ayasofya'dan dün geceye dair. Göreyim. İşte mesela hafız efendiler Kur'an kıraat ediyorlar. Ama ertesi gün cayır cayır Türkiye çapında bütün yüz binlerce okulda Allah'ın olmadığı anlatılıyor. Ortaokul, lise ve üniversitede. Lamarck'ın öğrettikleri anlatıyor. Darwin'in anlattıkları anlatılıyor. Çamur sularda nasıl tesadüfen oldunuz? Size öğretelim diyor öğretmenler. Öğrenciler de oradakilerini kabul etmiş olarak kağıda yazıyor. Aferin diyor. Bak şimdi doğruyu bildin. Al sana 10 puan diyorlar. Felaket büyük. Merkez Komite Ayrılık Çeşmesi. Siz bir koldan ilimle, irfanla, sevgiyle, diğer koldan IŞİD bombayla, kafa kesmeyle, çocuk öldürmekle hilal taktiği değil mi hocam diyor. Şimdi sen güzellikle yanlışlığı birbirine katmışsın.
bir koldan ilimle, bir koldan değil. Binlerce koldan ilimle giriyoruz. Nerenin bir kolu? On binlerce koldan, yüz binlerce koldan bütün dünyada şu an ilmi mücadelem devam ediyor. İrfanla, doğru. Sevgiyle, doğru. Diğer koldan IŞİD diyor, bombayla, kafa kesmeyle, çocuk öldürmeyle. Bu deccaliyetin Müslümanları mahvetmesinin yansıması. PKK bir koldan, IŞİD bir koldan, Taliban bir koldan, El-Kaide bir koldan, İngiliz derin devleti en üst koldan, Amerikan uçakları havadan, diğer Alman uçakları, efendim Fransız uçakları, Suudi uçakları diğer koldan, çoluğu çocuğu şehit etmeye devam ediyorlar. Deccaliyet hepsine pençesini geçirmiş. Ve buna karşı kahramanca müminler ilimle, irfanla, sevgiyle, şefkatle mücadele veriyorlar. İki kol var. Biri deccaliyetin kolu, biri Mehdiyetin kolu. Biz Mehdiyetin kolundayız. Senin diğer anlattığın deccaliyetin kolu. Kan, dehşet ve şiddet. Yani hepsi bir bütündür onlar. Amerikan havadan bombalamasıyla IŞİD'in karadan bombalamasının arasında fark yok. İngiltere'nin, Fransa'nın havadan bombalamasıyla El-Kaide'nin yerden bombalaması, PKK'nın yerden bombalaması arasında fark yok. Hiçbirinde sevgi ve şefkat, merhamet, akıl ve ilim esas olmamış zaten. Sadece Mehdiyet kolunda bu var. Bizler, ben ve arkadaşlar Mehdi talebesiyiz. Allah Mehdi'yi bana göstersin, sizlere de göstersin. Bana Mehdi talebesi olmayı nasip etsin, sizlere de Mehdi talebesi olmayı nasip etsin. Komik ben, büyükler gülsün. Ahmet Sarıteke, Selami İşcan, efendim Sarya, Amara, Gülşen, Zeynep, Zeynep Ertekin, Rüstem Bekir. Rüstem Bekir bize çok münafık gelir, çok münafık gider. Sen hiç kafanı takma. Burası iki kapılı bir han gibidir. Evliyası da gelir, şeytanı da gelir. Şeytan gelir, şeytanlığıyla çıkar gider. Deccal'ın yetiştirmeleri gelir, Deccal'ın yetiştirmesi olarak gider. Ama müminler kalır. Muttakiler kalır, evliyalar kalır, temiz insanlar kalır. Hiç kafanı yorma sen. İblis niye geldi, niye gitti? Şeytan niye geldi, niye gitti? İmtihan için gelir, imtihan için gider. Münafık niye geldi, münafık niye gitti? İmtihan için gelir, imtihan için gider. Müminlerin nuru parlar. Hiçbir şey olmaz müminlere. Müminler tam yol ilerler. Münafık Müslümanın cennetini genişletir demiştiniz. Evet. Bomba elden atılırsa terör oluyor. Havadan yüksek teknolojiyle atılırsa terörle mücadele oluyor. Her ikisi de terör ama süslüyorlar. Yerden atılmaya terör diyor. Havadan uçakla atılırsa bu da terörle mücadele ediyor. Her ikisi de terör ve şiddettir. 60 ülke bir oldu, Suriye'yi vuruyor. Bu ne bu? Terör değil mi bu? Şiddet bu. Ama tabii bir kısmı hakikaten samimi olarak inanıyor terörle mücadele ettiğine ama yaptığının farkında değil. Halbuki bu dehşet,
ve şiddettir. Bence hepsi şiddet ve hepsi terördür. Türkiye'yi ben tenzih ediyorum bu konuşmalarım için. Ama bir cinayet şebekesi tarzında terör dünya çapında uygulanıyor. Havadan ve karadan. Hepsi bilerek veya bilmeyerek Deccalet'e hizmet ediyorlar. Sevgili Adnan, seni çok seviyorum. Bu gece çok yakışıklısın. Ruhumu rahatlatıyorsun. Benim için dua eder misin? Büşra. Allah sana her türlü güzelliği nasip etsin. Her türlü hayrı nasip etsin. Son dakika haberi var Adnan. Evet. Şırnak'ın Beytüşşevap ilçesindeki PKK'lı teröristler eş zamanlı olarak emniyet ve jandarma karakoluna saldırdı. Çatışmalar devam ediyor. Evet, gece vakitlerini seçiyor genelinde. Çok fazla asker polis olması gerekiyor. Aramaların daha sık yapılması, nefes aldırılmaması gerekir. Afganistan'da Amerika 2 milyon, Irak'ta 1,5 milyon insanı şehit etti bombalayarak. Hiçbir terör örgütü bu kadar insan öldürmemiştir, şehit etmemiştir. İnsanlar farkına varamıyor. Ya bir ki aynı teröristin yaptığıyla aynısını yapıyor, arada fark yok. Halk bombalanıyor, çocuklar bombalanıyor. Onu makul görüyor. Mesela Amerika dronlarla kör atış yapıyor. Havada. İşte bir çadır madır görüyor. Birilerini görüyor. PKK söylüyor diyor. Orada IŞİD dolu diyor. Bombalayın. Havadan bombalıyorlar. Bu drone operatörleri olan insanlar, drone operatörü olan kişiler hep hemen hemen hepsi psikolojik tedavi görüyor. Katil oldukları için. Birçoğu intihar etti. Yani deccaliyet insanları mahvediyor. Katilleri de mahvoluyor. Katillerin öldürdüğü insanlar da mahvoluyorlar.
kırmadım anam. İnsan olmaz. Ruhen güzel olacak. Bedeni düzgündür ama ruhu mikroptur. Olmaz. Ruhu mikropsa bedenin kıymeti yok. O yüzden münafığın ahlaksızlığı, basitliği onu manen yok etmiş olur. Allah diyor cehennem odunudurlar. Sonsuza kadar cehennemde kalacaklar diyor. Dolayısıyla eti şöyle, kemiği böyle diye bir şey olmaz. O eti Allah piste döndürür mezarda. Efendim hoş geldiniz. O pervaneler sizi rahatsız ediyor mu? Tamam. O zaman oraya bir sandalye daha gelsin. Evet. Eti insan, ruhu şeytansa o şeytandır. İnsi şeytandır. Aa, bedeni insana benziyor. Benzeyebilir. Şeytan her türlü şekle girebilir. Değil mi? Cüsseli yapılır seni imrendirmesin diyor hocam. Tabii şey ayette cüsseli yapılır. Nihayet et, yağ, kemikten oluşmuş bir görünüm. Ama ruhu iblisse o iblis hükmündedir. Zalim düşünme.
sevmedin mi? Ufacık da olsa beni hiç sevmedin mi? Kalbimden vurdu, canın sağ olsun. Benim adım dertli kaldı, senin adın aşk olsun. Sıktın bir vurşun. Helal ulan, helal be. Şu kaşa ayaklarınızı, ellerinizi bir alıştırın. Sen ayak oyunları da önemlidir dansta. Şu kaşıktan git bir tanış bak, bak oradan. Sev kaşıkları. Ondan sonra Erdem morar mı? Kaşa şimdi seni teşvik etsek kim bilir ne hale gelir. Ne diyorsun bu kaşık olayına? Git kendine kaşık seç. Sen o kaşığa yerinde otur, orada kurcalı. İngiliz Emre nerede? Gitti galiba, biraz üzüldüm. Bahçede oksijen. Oksijen Emre diyeceğim ona bir daha ya. Ama İngiliz iyi. Ne oluyor, kaşık var mı bir yetenek? Ne? Ben bir bakayım nasıl yapıyoruz. İngiliz'im hoş geldin. Oksijen Emre demeyeceğim sana, geç. Niye oynamıyorsun demişler. Ya geçti bizden artık. Bu açıklama üstüne. Neler olacak tam değil. Çok oynadık dedim zaten. Anladım. Ne oldu? Kaşık işi tamam mı? Yandım aman aman sarı kız, öldüm bittim ama sarı kız, aman aman ey. Yar 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 yandım, öldüm aman ey. Beni yalnız sana yandım yağmur sarı kız. Hop! Sarı saçın yaş morur, haydi sarı saçın yaş morur, aman aman ey. Yar 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 yandım, öldüm aman ey. Seni dinsiz imansız,
aman boynuna yel ağalsın. Haydi boynuna yel ağalsın. Aman aman. Sakin ol şampiyon. Yar 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 yandım öldüm aman. Eğer yatarsan densiz Allah'tan bak yavuz sargız. Cariyet bize 1979 yılından beri hep abluk altında tuttu. Akıl almaz iftiralar, akıl almaz basın yüklenmeleri. Radyolardan, televizyondan, internetten bütün güçten yüklendiler. Evelallah çakı gibi dimdik gülerek karşılarına yine çıktı. Maşallah. Deccal'in böyle azgın saldırısına hiçbir delikanlı dayanamazdı. Hiç kimse ayakta kalamazdı. Yani bu kadar kapsamlı, azgınca ve delice saldırıya kimse ayakta kalamazdı. Ama güç kuvvet Allah'ın elinde olunca bize saldıranlar yerle yeksan oldu. Ama biz güler yüzle karşılarına dimdik çıktık. Ve yeni ufuklara doğru coşkuyla yol alıyoruz. Hak geldi, batıl şüphesi yok olsun. Tabii, maşallah. İnterneti aç bak. Akıl almaz iftiraları, oyunlar yaptı. Biz sadece gülüp geçtik. Muhatap dahi olmadı. Yani söyleyeyim mi? Şeytanlar Allah'a sınırım. Korkma. Muhakkak sen üstün geleceksin. Evcedi'de 1956 hocam. Maşallah. Korkma, sen üstün geleceksin. 1956'da Emcetti. 1956 çok mandar. Risale-i Nur'un serbest bırakıldığı tarih. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısı 570.111. Bizim 1,5 milyonluk ordumuz olması lazım. İnşallah. En az 1,5 milyon. Evet, dinliyorum. Murat Karayılan, IŞİD'in Türkiye'ye savaş ilan etmediğini ve IŞİD saldırılarının hükümetle danışıklı dövüş şeklinde yapıldığını iddia etti. AK Parti rejimi bu tür şeylerle kendisini IŞİD'den uzak göstermeye çalışmakta ve PKK'ya karşı da elini güçlendirmek istemekte. Bu derin odaklar bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Çünkü bunu gerçekleştiremezlerse büyük bir Kürdistan kurulur diyorlar. Büyük Kürdistan küçük bir Türkiye anlamına geliyor. Bunun için önünü almak lazım. Uluslararası alanda haklı çıkmamız gerekiyor diyorlar. Bu onların kurgusudur dedi. Karayılan. Kardeşim. Kendince işte analiz yapmış falan feşmekan. İnsanları Cenab-ı Allah şeytanı Allah'a sınırım ayette şöyle açıklıyor. İnsanları diğer insanlara savması olmasaydı yeryüzünde büyük bir fesat ve bozgun olurdu diyor. Allah IŞİD'i PKK'ya musallat etti. Mahvediyorlar. Ama bizim yöntemimiz ilim ve irfandır. Sevgidir, barıştır, kardeşliktir. IŞİD'in Türkiye ile işi yok. IŞİD'in hedefi PKK'dır. Türkiye ile bir alıp veremedi yok IŞİD'in. Şimdi gençler, siz iyisiniz, hastasınız da hanımlar da gelmesi gerekiyor. Efendim,
şöyle bir bahçe gezisi size tavsiye ediyorum. Fikret bir şarkı söyle. Yazılarınız hakkında bilgi versem Adnan Bey. Olur. İran'ın en büyük gazetesi Tehran Times'ta Allah'ın hizbi kazanacak başlıklı yazınız gazetenin ana sayfasından yayınlandı. İran'ın en büyük gazetesi. Evet. Tehran Times'ta ana kapaktan, ana sayfadan. Evet. Yazınızda hangi mezhepten olursa olsunlar, La İlahe illallah diyen herkesin Müslüman ve kardeş olduğunu anlatıyor. Sünniler olarak Şii kardeşlerimize duyduğumuz sevgiyi vurguluyorsunuz. Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin'in Allah aşığı, yiğit karakterlerini anlattınız yazınızda. Sünnilerin Ehl-i Beyt sevgisini ve Müslümanların ve tüm dünyanın selameti için ayrılıkların ve düşmanlıkların sona ermesi gerektiğini yazıyorsunuz. Uluslararası basında yakından takip edilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip Rusya'nın en köklü internet gazetelerinden Pravda'da Rusya'nın sağlam müttefiki İslam Dünyası başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınız her zaman olduğu gibi sitenin ana sayfasında çok okunanlar listesinin üst sıralarında yer alıyor. Makalenizde Rusya tarihinin en büyük iftarı olarak kabul edilen Kazan'daki iftar davetinden bahsediyorsunuz. Rusya'nın uzun süredir aradığı gerçek dostun İslam Dünyası olduğunu belirtirken her iki ülke liderini normalleşme yolunda attıkları adımlardan dolayı tebrik ediyorsunuz. Bu haberi bir daha okun. Uluslararası basında yakından takip edilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip Rusya'nın en köklü internet gazetelerinden Pravda'da Rusya'nın sağlam müttefiki İslam Dünyası başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınız her zaman olduğu gibi sitenin ana sayfasında çok okunanlar listesinin üst sıralarında yer alıyor. Makalenizde Rusya tarihinin en büyük iftarı olarak kabul edilen Kazan'daki iftar davetinden bahsediyorsunuz. Rusya'nın uzun süredir aradığı gerçek dostun İslam Dünyası olduğunu belirtirken her iki ülke liderlerini normalleşme yolunda attıkları adımlardan dolayı tebrik ediyorsunuz. Suudi Arabistan'ın ilk İngilizce gazetesi olan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Orta Doğu genelinde de dağıtımı yapılan Arab News gazetesinde Avrupa Birliği, Brexit ve Türkiye başlıklı makaleniz yayınlandı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması konusunda İngiltere'de yaşanan tartışmalar ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusuna değindiğiniz yazınızda Avrupa'nın asıl sorununun İslam'la değil, hurafelerle olduğunu belirtiyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin zaten İslam'ın bir güzelliği olan kaliteyi mutlaka hayata geçirmesi gerektiğini ve bu sebeplerle Türkiye'de acilen Kalite ve Sanat Bakanlığı'nın kurulmasının gerektiği olduğunu vurguluyorsunuz. Her ay 1.4 milyon ziyaretçi alan dünyadaki ve Los Angeles'taki en büyük Musevi haber sitesi ve aynı zamanda basılı yayın organı olan Jewish Journal'da Türkler ve Museviler arasındaki unutulmayan geçmiş konulu makaleniz yayınlandı. Yazınızda siyaset ülkeler arasındaki ilişkileri ne kadar etkilerse etkilesin, tarihte Museviler ve Türkler arasındaki dostluğu asla unutturamayacağını anlatıyorsunuz. Tarihte Museviler ve Türkler arasında yaşanmış hikayelerin bize anlattığı tek şeyin her iki milletin köklerinin yüzyıllara dayanan kopmaz bir bağa dayandığını söylüyorsunuz. Suudi Arabistan'ın önde gelen Arapça günlük gazetesi Mekke Newspaper'da Avrupa'da Vahim Tablo başlıklı makaleniz yayınlandı. Ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan ve ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan The Gulf Today'de yayınlanan Boş ve Önemsiz Olan Her Şeyden Yüz Çevirmek başlıklı makalenizde Müslüman'ın zamanını en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini, bir zaman mühendisi olması gerektiğini yazıyorsunuz. Maşallah. Sen şu haberleri bana bir de oku. Bunlar çok önemli. Tabii. İran'ın en büyük gazetesi Tehran Times. Allah'ın hizbi kazanacak başlıklı makalenizi yayınladı. Gazetenin ana sayfasından yayınlandı makaleniz. Yazınızda hangi mezhepten olurlarsa olsunlar, La İlahe illallah diyen herkesin Müslüman ve kardeş olduğunu anlatıyor. Sünniler olarak Şii kardeşlerimize duyduğumuz sevgiyi vurguluyorsunuz. Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin'in Allah aşığı, yiğit karakterlerini anlattığınız yazınızda, Sünnilerin Ehl-i Beyt sevgisini ve Müslümanların ve tüm dünyanın selameti için ayrılıkların ve düşmanlıkların sona ermesi gerektiğini yazıyorsunuz. Uluslararası basında yakından takip edilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip Rusya'nın en köklü internet gazetelerinden Pravda'da Rusya'nın sağlam müttefiki İslam Dünyası başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınız her zaman olduğu gibi sitenin ana sayfasında çok okunanlar listesinin üst sıralarında yer alıyor. Makalenizde Rusya tarihinin en büyük iftarı olarak kabul edilen Kazan'daki iftar davetinden bahsediyorsunuz. Rusya'nın uzun süredir aradığı gerçek dostun İslam Dünyası olduğunu belirtirken her iki ülke liderlerini normalleşme yolunda attıkları adımlardan dolayı tebrik ediyorsunuz. Suudi Arabistan'ın ilk İngilizce gazetesi olan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Orta Doğu genelinde de dağıtımı yapılan Arab News gazetesinde Avrupa Birliği, Brexit ve Türkiye başlıklı makaleniz yayınlandı.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması konusunda İngiltere'de yaşanan tartışmalar ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda da değindiğiniz yazınızda Avrupa'nın asıl sorununun İslam'la değil, hurafelerle olduğunu belirtiyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin zaten İslam'ın bir güzelliği olan kaliteyi mutlaka hayata geçirmesi gerektiğini ve bu sebeplerle Türkiye'de acilen Kalite ve Sanat Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini vurguluyorsunuz. Her ay 1.4 milyon ziyaretçi alan dünyadaki ve Los Angeles'taki en büyük Musevi haber sitesi ve aynı zamanda basılı yayını olan Jewish Journal'da Türkler ve Museviler arasındaki unutulmayan geçmişi anlattığınız yazınız yayınlandı. Yazınızda siyaset ülkeler arasındaki ilişkileri ne kadar etkilerse etkilesin, tarihte Museviler ve Türkler arasındaki dostluğu asla unutturamayacağını anlatıyorsunuz. Tarihte Museviler ve Türkler arasında yaşanmış hikayelerin bize anlattığı tek şeyin her iki milletin köklerinin yüzyıllara dayanan kopmaz bir bağa dayandığını söylüyorsunuz. Suudi Arabistan'ın önüne gelen Arapça günlük gazetesi Mekke Newspaper'da Avrupa'da vahim tablo başlıklı yazınız yayınlandı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan ve ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan The Gulf Today'de boş ve önemsiz olan her şeyden yüz çevirmek başlıklı makaleniz yayınlandı. Müslümanın zamanını en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini, bir zaman mühendisi olması gerektiğini yazıyorsunuz maşallah. Maşallah ne güzel. Evet bak ortalık bir anda şenlendi. Ne güzel çiçek gibi bayanlar. Efendim. Fatih Kerem, Fatih Kerem'e kömürcüm. O da gene Ayasofya konusuna değinmiş. Kardeşim, Ayasofya'nın açılmadığını farz et. Efendim, fakat Darwinizmin Türkiye'de devletçe düzeltildiğini ve doğru şeklinin anlatıldığını düşünelim. Ayasofya'nın açılmasından milyonlarca kat önemli bir şey oldu. Sen Ayasofya'yı açıyorsun ama Ayasofya'da Kur'an okunuyor. Aynı anda Allah inkar ediliyor okullarda. Eğer sen bu felaketi görmezsen alttan alta 10 yıl sonra ne Ayasofya kalır ne başka bir yer kalır. Yani ne mehter bizi kurtarır ne Ayasofya kurtarır. İlmi mücadele kurtarır. Sevgi kurtarır, merhamet kurtarır, dostluk kurtarır. İstersen aç Ayasofya'yı. Hiçbir şey değişmez. Hayır, güzel camiler açılması. Tabii ki iftihar ederiz, seviniriz. Çamlıca cami açıldı. Ben iftihar ediyorum her baktığımda. Çok hoşuma gidiyor. Ama içi boş. Yani sabah namazına gidin bakın. Beyazıt Camii'ne gidin, Sultanahmet Camii'ne gidin. Bakın boş. Sabah vakti gidin, herkes bakabilir. Selahattin Camii'lerine gidin. Sadece imam oluyor bazen. Bazen 3-5 kişi oluyor. Boş. Gönüllerde derin iman geliştirilmesi, iman hakikatlerinin anlatılması, sevginin oluşturulması çok hayat. Hükümet bunu yapamaz. Ama Darwinizmin tahribatını durdurabilir. Ya yıllardan beri kesintisiz İslam aleminde tahribatına devam ediyor Darwinizm. Hem ne tahribat? Akıl almaz şiddeti bir tahribat. Şimdi zannediyor ki işte cami açılır, mehter takımı gelir, çağlar falan. Evine gidersin. Ertesi gün cami bomboş olur. Ondan olmuyor. Olmaz yani. Akılcı düşüneceksin. Darwinist, materyalist eğitim buram buram devam ederken Allah sana bereket vermez. Uğursuzluk memleketi kaplar. PKK'da gelişir, terörde gelişir, her şey gelişir Allah'a seyredersin. Komünizmin kökenidir Darwinizm. Alenen ve açıkça inkar ediliyor Allah'ın. Çamurlu sulardan tesadüfen oldunuz ne demek? Ne demek ya? Çamurlu sulardan tesadüfen oldunuz. Atanız mikroptu diyor ya, bakteriydi. Ondan sonra siz oldunuz diyor. Vatikan gidenler görmüştür. Muhteşem tesisleri var. Katilyonluk tesisleri. Çok zengin bir yapılanma. Binalar muhteşem ama cayır cayır ateizm propagandası yapılıyor. Sen desen ki ya
Vatikan açılsın. Açılmış işte. Ama ateist mi hakim olmuş? Merhaba. Yayına mı gelmek istiyorsun? Kamera geç. Kamera geç, tamam geçebilirsin. Abdullah Öcalan, ben lisede felsefik bunalım yaşadım diyor. Ya lisedeyken diyor Öcalan, ben Müslüman dindardım diyor. Evet. Geldim lisede bana Darwinizm anlattılar. Ben Allah'ı dini reddettim ondan sonra diyor. Dinden imandan çıktım diyor lisede. Birçok solcunun açıklaması var. Liseye geldim ben dinim imanımı kaybettim diyor. Ama tabii ki her müminin hoşuna gider cami açılmaz. 100.000 cami varsa bir 100.000 daha açılsın isteriz. Ama binayla hiçbir şey olmuyor. Gözümüze hoş geliyor. İçini doldurmak mesele. Kalpleri doldurmak mesele. Yani bunun için gayret etmemiz lazım. Adam Ayasofya açıldı, tam iş bitti, yan yatalım kafasında oluyor birçok kişi. Yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde de dün teravih namazı kılındı adam ve resimler vardı. Çok güzel. Çok güzel. 15 bin kişi katıldı. Çok güzel. 2018'in ilk aylarında inşaatı bitirmeyi planlıyorlar. Gayet güzel. Ben Çamlıca Camii'ne baktım. Öbür ilerideki tepe içinde bir cami yapılması gerektiğine kane oldum. Oradaki silüet şahane olacak o zaman. Bayağı güzel olur. Ama bunu yeterli görmek olmaz. Bununla hiçbir şey sonuç vermez. Acar ne yapıyor? Uyanıksa gelsin o, ben bir göreyim onu. Yayına çıkmak için hazırlanmış. Kıyafetlerini falan giymiş. Hazırmış. Acar Bey'i bekliyoruz. Muhteşem. Her şey. Vay 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 vay. Müthiş, keskin, güzelsiniz. Maşallah. Bakışlarınız da çok anlamlı. Sen severim ben seni. Sen çok güzel huyluyorsunuz. Sevgin de çok güzel. Merve daha güzelleşmiş bugün. Evet. Baksana güzelliğine. Çok çok güzel, çok keskin. Bakışları ne kadar güzel oldu, evet. Çok değişti. O benim canım o, benim bir tanem o. Ahlakı çok güzel. Annen seni bana verdi biliyorsun. Annesi çok dindar maşallah, bayağı güzel ahlaktı. Çok sevgili oğlum. Almanya'daki gençler çok yamanlar. Geliyor değil mi? Acar Bey. Aynanın karşısında şekilden şekile giren bir kedi var. Bakayım. Enerjiye bak sen ya. Onlar bazen aynanın arkasına geçip bakmaya bakıyorlar. Ne var ne var. Bayağı kararlı bu. Bayağı zeki, tatlı bir şey. Bak. Bir türlü ısını alamadı. Acar Bey hoş geldiniz. Çok şık olmuşsunuz. Gel. Acar tatlısı nasılsın? Abi sevsin senin tatlılığını, ballığını, o masum yüzünü.
efendiliğini. Ama onun papyonu daha küçük olması lazım. Bir daha daha küçük papyon takın. Onu özel yaptırın, öyle olmaz. Acar Bey. Ne tatlı varlık, acayip kibar ya, çok güzel. Abisi yesin onun burnunu, kulaklarını, patilerini. Ne kadar şeker ya, maşallah. Hem temiz hem çok mazlum, bir de bayağı kibar. Hadi götür birazdan. O papyon ona özel olacak, kıyafetleri falan tamamen özel olması lazım. Evet, dinliyorum. Donald Trump gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında bir Türk dinleyici soru sormak istediğini söyleyince şunları söyledi. Gerçekten Türkiye'den misiniz? Dost musunuz, düşman mı? Bence dostuz. Nitekim Türkiye'nin pek çok farklı yerinde yatırımımız var. Ama şunu söylemem gerekir ki Türkiye IŞİD'le mücadele etmeli. Türkiye'nin gidip IŞİD'le savaşmasını umuyorum. Çünkü IŞİD Türkiye üzerinden çok fayda sağlıyor ve Türkiye'yi kullanıyor. Türkiye'nin ise muazzam bir ordusu var. Tek başına IŞİD'i yok edebilir, dedi. Şimdi orada çok büyük hata yapmış. Müslümanı Müslümana kırdırmak falan. Bir de bizim IŞİD'de hiçbir menfaatimiz yok. Onu nereden çıkarttı onu anlamadım. Yani tüccar mantığıyla olayı değerlendirmiş ama doğru değerlendirmemiş. Türkiye'nin IŞİD'le organik hiçbir bağı yok. Hükümete şiddetle karşı, Tayyip Hoca'ya şiddetle karşı IŞİD. Nefret ediyor yani adeta. Dolayısıyla gereksiz olmuş o. Türk ordusuyla IŞİD karşılaşmasından bahsetmesi de çirkin ve çok yanlış. Halbuki ilimle, irfanla, sevgiyle halledin dese bu çok güzel yerinde bir söz olur. Sizin içinizde bilgili insanlar var, kültürlü insanlar var. Bu insanlar kitaplarla, dergilerle, televizyon yayınlarıyla konuşarak ikna edin. Doğru yola çekin, şiddet kalksın. Dünyanın her yerinde şiddeti kaldıralım, havadan bombalama da kalksın. Karadan bombalama da kalksın, barış gelsin, kardeşlik gelsin, silah sanayi ortadan kalksın derse Mehdiyet üslubu olur. Onun için ona bir mektup yazalım da bu yönde bir çizgiye gelmesi için tavsiyede bulunalım. Aslında iyi niyetli o ama dar düşünüyor. Yani çözüm yolları da çok sıradan olmuş oluyor. Aklına bile gelmiyordur şu söylediğimiz. Yol gösterilirse bence iyi niyetli bir insan. Çok faydası olur. Mehmet Görmez. Camilerimizin bir şeye daha ihtiyacı var. O da şudur. Camiyi inşa etmek yetmiyor. Aynı zamanda imar etmek de gerekiyor. Bunun için de Peygamberimizin ifadesiyle kalbi camiye dürmüş, kalbini camide unutmuş gençliğe ihtiyacımız vardır. İnşallah gençlerimiz de camilerimizi en iyi şekilde imar ederiz diye konuşuyor. Doğru söylüyor. Yani bina, efir efir rüzgar esiyor içinde. İnsan yok. Camiye namaz kılmaya gelir mi? İmam şaşırıyor zaten birçok camide. Ne yapıyor bu insan diye. Sabah vaktinde gidin camilere. Bakın Selahattin Camii'ne. Bomboş. Ki sabah namazı çok önemli bir namazdır. Çok çok hayati bir namazdır. Camide kılınması da çok makbul olan bir ibadet. Namazı sabah camide kılmak çok çok makbuldür. Müminlerin sabah vaktinde camileri doldurup taşırması gerekir. Camiler öksüz. Bomboş. Neden? Çünkü Darwinist eğitime karşı, materyalist eğitime karşı imani, Kur'ani eğitim yapılmıyor. Yapılmayınca da yavaş yavaş gençler dinden, imandan uzaklaşıyor. Allah size gelsin. Var gücümüzle gayret ederek Darwinizmi durdurabildik Türkiye'de. Hayret edecek şekilde Fransa'da da durdurduk. En şiddetli kalesiydi, orada da durdurduk. En yoğun Amerika'da oldu etkimiz. Allah'a şükür. Oraya zaten gemiyle gitti. Kitap yani öyle ağız boğuz kitap gitmedi yani. Tufan. Benim de Adnan Hoca gibi etrafında o kadar çok güzel ve onu coşkunca seven kadın olsa
Yani beni de öğretse, ben kadınlar olsa diyor. Sevgi de dinçleştirir derim elbette diyor. Ama bu iman olmadan olmaz. Yani seni seviyor, neye göre seviyor? Sormayacak mısın? Değil mi? Seni takva, derin bir mümin, samimi bir mümin olarak sevmeleri çok önemli. Yani durduk yere, gençler dedi ki işte karın kası yaptım, omzumu da genişlettim, dövmede yaptırdım, hadi beni sev. Böyle olmaz, et de kemik de olmaz. Hayvanlarda da et kemik var, herkeste var. Sen derinliğinle, aklınla, İslam'a hizmetinle, Allah'a teslimiyetinle, Allah'tan korkunla sevilirsin. O yoksa et kemik yığın oluruz. Olmaz. Sizin hep hatırlattığınız bir şey, Allah'ın sevgini yaratması gerekiyor. Tabii ona karşı da Allah sana mucize olarak etrafında seni sevenler yaratır, sevgiyi yaratır ve sevgiden de haz almayı yaratır. Yoksa durduk yere adam seviyor der ama sevgiden haz alamaz. Sarman Acar'ın kulübesinde Acar'ın yemeğini yerken resimleri çekilmiş. Yapar, beklerim yani. Gösterebilirim. Bak içeri dalmış, görüyor musun? Yani suçüstü. Ve balıklama dalmış. Yüzünde de çok zavallı bir ifade var. Sanki öyle suç işliyor değil yani böyle. Suç işlemenin alakası yok gibi. Batman'dan bir aslan yazmış. Hocam diyor, özetle Diyanet'te görevliyim. Allah'ın izniyle hiç korkmadan İslam'ı savunuyorum diyor. Helal olsun sana. Batman'da daha çok sevap alırsın. Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te. Sevabın gücü çok artar. Mahmut Karasu, sizin kedicikleri nasıl değerlendiriyorsun? Onların ruhları bedenler gibi mi? Ruhu bedenine uygun olmayan bir insanla ben görüşmem. Allah görüştürmez zaten. Ruhu şeytan, bedeni insansa benim ondan bir işim olmaz. Ruhu da bedeni de mümindir, müminin. Dolayısıyla Allah ona bir güzellik, heybet, cazibe verir. Kalpte bir hoşnutluk meydana getirir. Derin bir sevgi meydana getirir. Bu Allah'ın mucizesidir. Yoksa et, yağ, kemik, kasapta da var, her yerde var ya. Yani. Ruh önemlidir. Allah'ın meydana getirdiği o imanlı, Allah'tan korkan, mümin muttaki ruh. Turabim, turabim. Ankara'da Atatürk Havalimanı'nda onlarca sivil katledildi. İşte bu zulümdür. Kim yaparsa yapsın. Ama havadan vuran da zulüm yapıyor. Karadan vuran da zulüm yapıyor. Kan döken herkes zulüm yapmış olur. Ama meşru savunma ayrıdır. Yani nefsi savunma ayrıdır. Evet, bu yazıyı sevebilirsin. Görgüsüzlük, kalitesizlik. Tabii kitap haline getirilmesi gereken bir konu. Bu acı bir gerçek ama tarif edilmesi çok zor oluyor. Mesela Suriyeli mültecileri aldılar birçok ülke. Ama bir kısmı o kabulü güzel bir nimet görüp çok temiz, kaliteli yaşamak isteyecekleri yerine
rezalet bir hayat tarzını seçip o insanlar başına bela olmayı esas alıyorlar. Bu ya cahilliklerinden ya bilgisizliklerinden. Eğitilirse, anlatılırsa tabii bu bela da ortadan kalkar diye düşünüyorum. Almanya İtalya maçı var bugün. Evet. Ne oldu? Sonucu bilmiyoruz bakalım. Penaltılara kaldı. Penaltılar atılıyor. Penaltılar atılıyor. Halen devam ediyor. Evet. Oo, olay çok gergin demek ki. Ama gol atıldığında Allah razı olsun bazıları kalp krizi falan geçiriyorlar ya. Yani mahvoluyor, kendini kaybediyor. Bu kadar heyecanlanacak ne var ya? Sesli kızı kendini bambaşka bir hale getiriyor yani. Evet, dinliyorum. Birkaç güzel resim gösterir miyim? Son anda kadraja girmiş. Bayağı şeker. Bir de kendine sıcak bir yer bulmuş. Oh, severim ben onun tatlılığını. Ne güzel olur bunu sevmek. Ama bu çok fettan olacak, bu anlaşılıyor. Hayret, bu yaşta böyle olmaz. Evet, biraz gençlerden çağıralım, gelsinler. Gençlerden gelebilir, arka sıralar mı boş? Dinliyorum. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köyde okuyan ve okul çıkışı ailesine destek için ders kitapları alarak koyunları otlatmaya götüren Mahir kardeşimiz orta öğrenime geçiş yani TEOG sınavında şampiyon oldu. Resmini de gösterebilirim. Kardeşimiz Robert Kolej'de burslu ve yatılı olarak okumak için İstanbul'a geldi. Allah Allah, bayağı zeki demek ki, maşallah. Aslan o, aslan. Aferin benim canıma. Ama bu hayat çok güzel bir hayat. Yani ilk bakışta tabii başkası başka türlü değerlendirebilir belki ama köy hayatı çok güzel. Zemheri. Zemheri. İslam ve Kur'an sahih hadislerle yorumlanır. Şimdi tamam, sen dediğin gibi düşünelim. Sahih hadislerle değerlendirelim. O zaman ben mesela Hanefi mezhebine geçtim. Hadisleri de kabul ettim. Senin dediğini kabul ettim. Ve Hanefi oldum. Bütün sahih hadislerle bana dini anlattın. Şafii mezhebine mensup alimlere soruyoruz. İmam-ı Şafii'ye soruyoruz. Sen diyor çok yanlış yaptın. Niye? O hadisler yanlış diyor. Uydun hadisler. Hangisi doğru diyorum? Benim anlattığım hadisler doğru diyor. Sen oradaki hadislere uyarsan kaybedersin diyor. İbadetlerinde yanlış, helalleri haramları yanlış biliyorsun. Hemen hemen her şeyi yanlış biliyorsun. Benim dediklerim doğru diyor. O zaman tamam, Şafii'ye geçelim diyorsun. Şafii'ye geçiyorsun. Maliki diyor ki o tamamen yanlış. İkisi de yanlış diyor. Onun söyledikleri hadisler, sahih olduğu hadis olarak anlattığı ve uyduğu hükümler tamamen yanlış diyor. Helaller, haramlar baştan sona yanlış diyor. O zaman ne yapalım? Hanbeli olalım bari diyorsun. Hanbeli'ye geçiyoruz. Hanbeli diyor ki üçünün de söylediği hadislerin tamamı yanlış. Benim dediklerim doğru diyor. Senin dediklerinin, senin söylediğinin yanlış olduğunu buradan anlamıştırsın herhalde. Zemheri.
Çünkü eğer dediğin doğruysa bu kişiler hadis alimi zaten. Sahih hadisleri en iyi bilen kişi olarak biliniyor bunlar. Birbirlerinin dediklerinin tamamen yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama peygamberimize geldiğimizde, bak ben Ebu Hanife'den vazgeçiyorum. Malik'ten de vazgeçiyorum, İmam Malik'ten. İmam-ı Hanbel'den de, İmam-ı Şafii'den de vazgeçiyorum. Resulullah'ın zamanına gidiyorum. Resulullah'a uyuyorum. Aa, mezhep yok. Hiçbir mezhep yok. Doğrudan Kur'an'dan alıyorlar. Sadece Kur'an. O zaman doğrusu neymiş? Kur'an'mış. Çünkü bak, senin dediğine uyduğumuzda birçok mezhebe gidiyoruz ve her mezhep birbirini yalanlıyor. Yahut hatalı olduğunu söylüyor. Yanlış olduğunu söylüyor. Ama Kur'an'a uyduğumuzda herkes aynı doğruyu yapmış oluyor. Sil baştan Sinan Dağ, Sinan Dak 9. Trump yanlış biliyor. IŞİD'in Türkiye ile balansı yok sözüme karşılık. Onun doğru söylediğine inanıyor adamın. Ben anlattım sana teknik olarak. Bir kere Türk ordusunu felaketin içine çekiyor. Sen bunu nasıl kabul ediyorsun? Yüz binlerce Müslümanlar, yüz binlerce Türk askeri çatışacak. Yüz binlerce şehit vereceğiz. Bu bir felaket. Bunu nasıl kabul edersin sen? O kapı açık dursun. Yani sen aslında oradan sandalyeni alman lazım, şuraya getirmen lazım. Evet. Perdeyi açmamız gerekiyor. Tamamen açmamız gerekiyor, evet. Kapıyı da bayağı açmamız gerekiyor. O ahşap kapı gereksiz. Bunu kaldırabiliriz. O süs olarak koymuşsunuz ama orayı kullanışsız hale getiriyor. Evet, şimdi oldu. İşitle, ilimle, irfanla mücadele edilmesi gerekir. Bu doğru. Sevgiyle halledeceksin bu meseleleri. Niye dehşet ve şiddet? Bu sözünün hiçbir mantığı yok. Sen ne diyorsun? Türk ordusuyla IŞİD çatışmaya girsin. Niye olsun? Müslüman kanı akacak. Müslüman, Müslümanı konuşarak ikna eder. Kur'an'la ikna eder. Fatih Kerem, sen imanla dekolteyi bir arada değerlendiremiyorsun. Sokaktaki bütün genç kızlarımız hep mini şortla geziyorlar, mini etekle. Bütün sahil kentlerinde mayoyla geziyorlar. Onlar sana göre dini imanı yok mu? Ne kadar yanlış. Kendin de ayrıca mayoyla geziyorsun. Kız kardeşin, annen de denize mayoyla giriyor. Bu sözün kıskançlıktan başka bir şey değil. Samimi değiliz. Kendin ve bütün ailen denize giriyor. Niye doğru konuşmuyorsun? Mayoyla giriyorsun. Onlar da mayo giyiyorlar. Bak, Mustafa Reis diyor ki ilim ve irfan medresede olur. İlim ve irfan medresede olur demen ne anlama geliyor? Okulda olmaz, evde olmaz diyorsun. Sokakta olmaz. Halbuki Allah bize bütün dünyayı mescid etmiştir. İlim, irfan her yerde olur. Televizyonda olur, radyoda olur, sokakta olur, okulda olur. Yanlış biliyorsun. Her yerde eğlenebilirsin, her yerde gülebilirsin. Neşeli olacaksın. Almanya kazandı anladım. Kazandı. Ama biraz
Penaltıda menaltıları devreye girmiş. Ya o kadar nizamı görmüyorum ben. O Batman'dan yazan kardeşimiz güzel düşünür zaten, kendisi bilir. Bizim nasihatimiz ona ihtiyacı olmaz. Ama penaltıları çok heyecanlı olmuştur değil evet. mi? Yani. Batman gibi yerde bir adam mücahitlik yapıyorsa zaten Allah onun yanındadır. Dekolte giymek küfür olarak görüyorsun. Ne kadar acayip bir şey. Milyonlarca vatandaşımız bütün sahil kentlerinde mayoyla, dekolteyle geziyorlar. Sana göre onlar küfür içinde. Ne kadar büyük hata ve ne kadar büyük bir yanlışlık. Çok yanlış yoldasın. Kimse itibar etmez sana. Ayet de söylemiyorsun. Kendi kafana göre söylüyorsun. Ama ben sana ayetle doğru olduklarını, dekolteni rahatça giyilebileceğini söylerim. Ama sen ayetle bana olmayacağını söyleyemiyorsun.
Camiye gitmek, camiye gitmek de yeterli olmuyor. Suriye'de camilerde oluyor, Irak'ta da camilerde oluyor. Kaliteli, vasıflı insan yetiştirmek çok önemli. Yoksa ne olur, yemek vereceğim dersin, götürürsün camiye, dolar adam camiye. Camiye dolmayla ne olmuyor? Kaliteli, vasıflı Müslüman yetiştirmek çok önemli. Sanattan anlayan, müzikten anlayan, güzellikten anlayan, estetikten, kaliteden anlayan, nezaketi bilen, temiz, derin düşünen, Allah'ı çok seven, Allah'tan korkan insanlar yetiştirmek lazım. Camiye toplarsın, gelir adamlar. Yani öyle bir şey olmaz. Şeker dağıtacağım dersin, gelir. Lokum dağıtacağım dersin, gelir. Mitinglere toplanıyor insanlar. Yani yüz binlerce, milyonlarca insan toplanıyor. Ondan olmaz. Adam toplamayan olmaz. Kaliteli insan yetiştirmek gerekiyor. Çok çok kaliteli. Kaliteli mümin. Evet, dinliyorum. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, İran emniyet güçlerine yönelik saldırılarla ilgili Irak-Kürt bölgesel yönetimini tehdit etti. Devrim Muhafızları Komutanı yaptığı konuşmada Irak'ın kuzeyindeki siyasi yetkililere yükümlülüklerine bağlı kalmaları uyarısında bulunuyorum. İran'a tehdit oluşturan her noktayı hiç tereddüt etmeden yok edeceğiz dedi. Yine. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, İran emniyet güçlerine yönelik saldırılarla ilgili Irak-Kürt bölgesel yönetimini tehdit etti. Devrim Muhafızları Komutanı yaptığı konuşmada İran kuzeyindeki siyasi yetkililere, yükümlülüklere bağlı kalmaları uyarısında bulunuyorum. İran'a tehdit oluşturan her noktayı hiç tereddüt etmeden yok edeceğiz dedi. Evet. Hep konuşarak, ikna ederek, sohbetle, muhabbetle halledilmesi lazım. Asarak, keserek, vurarak, kırarak olmaz. Diyarbakır Lice'de PKK'ya yönelik gerçekleştirilen müşterek operasyonda teröristlerin eğitim ve barınma için kullandıkları 3 mağara ve 16 sığınak tespit edildi. Resimlerini gösterebilirim. Mağaralarda propaganda için kullanılan kitaplar dikkat çekti. Tabii onlar fikirle, eğitimle PKK'lı hale getiriyorlar adamları. Yani ona karşı da fikir ve eğitimle onları o yoldan vazgeçirmek lazım. Mehmet Varçin, IŞİD Müslüman mı sizce? Tabii ki Müslüman. El-Kaide'de, Taliban'da, IŞİD'de hepsi Müslüman. Ama gelenekçi, ortodoks eğitimle eğitilmiş Müslümanlar. Kur'an'ın yeterliğini kabul etmiyor. O zaman işte bu oluyor. Bunun sonucu bu olur.
Evet, dinliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner yaptığı açıklamada PKK ile YPG arasında çok büyük farkların olduğunu dile getirdi ve Washington'ın hiçbir şekilde YPG'yi terörist olarak adlandırmadığını vurguladı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD DAEŞ'ten daha ileri bir teröristtir ifadelerini kullandı. İyi de. Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner yaptığı açıklamada PKK ile YPG arasında çok büyük farkların olduğunu dile getirdi ve Washington'ın hiçbir şekilde YPG'yi terörist olarak adlandırmadığını vurguladı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD DAEŞ'ten daha ileri bir teröristtir dedi. Tabii ki. Doğru söylemiş. İşlerine gelmediği için ve oyun sahneye sergilenemediği için daralmış vaziyette. Bizi IŞİD'le Müslümanlara savaştırmak istiyorlar. PKK'yı da desteklememizi istiyor. Bak bu çok acayip. PKK'ya silah vermeniz lazım diyor. IŞİD'i de Müslümanları da öldürmeniz lazım diyor. IŞİD'in bizde işi yok. PKK'nın bize işi var. PKK'ya da gereken yapılacaktır. Kürşat Yılmaz. En son ne zaman camiye gittiniz? Bütün dünya mescittir Müslümanların. Sen beton, taş, cam, ahşaptan oluşmuş camide ibadetin farz olduğuna inanıyoruz. Allah bize bütün dünyayı mescit haline getirdi. Şimdi Allah'ın isminden bu evler de geçiyor. Evler, bütün evler mescit. Bak, evlerin mescit olduğunu söylüyor. Cami de mescittir. Evler de mescittir. Sokak da mescittir. Müslüman her yerde namaz kılar. Ama camide kapalı bir yer olduğu için, Müslümanların geniş çaplı toplanma imkanı olduğu için camiler tabii ki tercih edilir. Çok acayip kalabalık ya şu an izleme maşallah. Maşallah. Video gösterelim mi? Evet. Neşesine bak neşesine. Yiyeceğim ben onu yiyeceğim. Gözlerime de. Şu İsrail'in nasıl Mehdi beklediğini, Şii karışım nasıl Mehdi beklediğini biraz izleyelim. İnşallah. Videolarımıza devam ediyoruz yayınımız. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Abonluklarla sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.